Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 11. mektubun 3. mebhası. Şu iki mesele, yani 3. mebhas ve arkasından okuyacağımız 4. mebhas. 25. sözün icazı Kur'an'a karşı medeniyetin aczini gösteren misallerinden bir kısmıdır. Kur'an'a muhalif olan hukuku medeniyetin ne kadar haksız olduğunu ispat eden binler misallerinden iki misal. Şimdi kardeşler, bir taraftan İslam hukuku var, bir taraftan beşeri hukuk dediğimiz bizim şimdiki Türkiye'de de cari olan mevzuat var. Yani insanların kendi düşünceleriyle adaleti tesis etmek, ne bileyim sosyal barışı tesis etmek, işte devlet idare etmek maksadıyla kendi akıl fenerleriyle oluşturdukları bir hukuk sistemi var. Bir taraftan da ilahi bir sistem dediğimiz Kur'an medeniyetinin ortaya koyduğu bir yapı var. Hazreti Üstad burada onu mukayese ederek diyor ki, Kur'an'ın icazına karşı İslamiyet'in getirdiği her sistem mucizedir. İnsanları çaresiz bırakır. Yani o hakikat karşısında kimsenin söyleyecek bir sözü olmaz. Bunun karşısında medeniyetin aczini gösteren bir kısım örnekler var diyor. Yani beşerin kendi aklıyla tesis etmeye kalkıştığı sistemin ne kadar fıtrata muhalif olduğunu ve netice vermediğini gösteren, tabi 25. sözden Mucizat-ı Kur'aniye'de Hazreti Üstad'ın verdiği yüzlerce örnek var. Onlardan iki tanesini hukuk sistemine yönelik burada değerlendireceğiz. Estağfirullah, felif zekeri mislu hazzil ünfeyeyn olan hükmü Kur'ani, mahz-ı adalet olduğu gibi aynı merhamettir. Şimdi bakın, buradaki ayet-i kerime diyor ki, miras hukukunda erkeklere kızların hissesinin iki katı vardır. Mislu hazzil ünseyeyn, yani erkekler için iki kız hissesi vardır. Mirasın taksiminde miras hukuku başlı başına bir hukukta bir alandır. Ve beşeri sistem bir düzen getirdi. Dedi ki kızlar erkekler arasında fark yok, herkes birbirine eşit olacak. Ama Kur'an hükmü ne diyor bize? Diyor ki erkekler iki hisse alacak, kızlar bir hisse alacak. Bu mahz-ı adalet olduğu gibi aynı zamanda da aynı merhamettir. Şimdi biz güya hanım kardeşlerimize, kız çocuklarımıza, bacılarımıza merhamet ediyoruz düşüncesiyle eşit dağıtmaya kalkarken mirası, haddizatına hem adalete aykırı hareket etmiş oluyoruz, hem merhamete aykırı hareket etmiş oluyoruz. Onu açıklayacak şimdi. Evet, adalettir. Çünkü ekseriyet mutlaka itibariyle bir erkek bir kadın alır, nafakasını taahhüt eder. Bir kadın ise bir kocaya gider, nafakasını ona yükler. İrsiyetteki noksanını telafi eder. Şimdi kardeşler, burada İslam hukukunun kadına tanımladığı rol ile erkeğe tanımladığı rol arasında fark var. Şimdi biz şimdiki sistemde bu farkı kabul etmekle beraber farklılığı kabul etmiyoruz. Şimdi erkek evin bütün geçimini üstlenen bir role sahip. Ve İslam hukuku, İslam medeniyeti, ki bu fıtrattır, aynı zamanda yaratılışın gereği budur. Er-ricalu kavvamuna alen nisa ayeti kerime. Erkekler kadınların üzerine kavvamdırlar. Onların dayanıp tutunabilecekleri bir güçlü ağaç mesafesindedir ki onlar ona tutunurlar. Şimdiki bizim medeni hukukumuza da evin reisi erkektir. Fakat erkeğe bir sürü sorumluluk yüklenir. Nafaka sorumluluğundan tutun evin geçimini sağlayacak boyuta varana kadar. Ama uygulamaya gelince kadınla erkek arasında mutlak bir eşitlikten bahsedilir. Halbuki İslamiyet ise bize diyor ki mutlak eşitlik zulümdür. Mutlak eşitliğin bedeline mutlak adalet önemlidir.
Yani birbirine fıtraten eşit olmayan kişileri sizin onları eşit kabul ediyor olmanız onlara iyilik anlamına gelmiyor. Onlara bilakis kötülük yapmış oluyorsunuz. Onun için İslamiyet'te müsavat mutlaka yok, adalet mutlaka vardır. Yani mutlak eşitlik değil, mutlak adalet bizim için söz konusudur. Şimdi buradaki tabloya bakalım. Bir bayan evlendiği zaman bir kadın, bir erkek kadını aldığında ne yapıyor? O evin bütün nafakasını üstleniyor. Evin geçimini temin etmek durumunda. Bugün kadın çalışıyor olsa bile evin geçimi erkeğin üzerine döner. Nafakasını taahhüt eder. Halbuki kadın ise normalde çoğunluk itibariyle bir kocaya gider, nafakasını ona yükler. İrsiyetteki noksanını, yani ikiye bir aldığı eksikliği böylelikle telafi eder. Yani şimdi burada temel bakış açısında ne var? İslam'ın erkeğe yüklediği rol var, fonksiyon var. Dolayısıyla bu bizim hayatın her safhasında karşımıza çıkıyor. Erkeğin yüklendiği bu rol. Miras hukukunda çıktığı gibi uygulamada da çıkıyor. Yani sadece mirasın taksiminde erkeğe tanımlanan bir fazlalık söz konusu değil. Erkeğin her türlü yükümlülük boyutunda ön plana çıkartılan bir hali var. Aynı zamanda merhamettir, hem merhamettir. Çünkü o zayıfe kız, pederinden şefkat ve kardeşinden merhamete çok muhtaçtır. Hükmü Kur'an'a göre o kız pederinden endişesiz bir şefkat görür. Pederi ona benim servetimin yarısını ellerin ve yabanilerin ellerine geçmesine sebep olacak zararlı bir çocuk nazarıyla endişe edip bakmaz. Yani kız çocuğu da eşit hissi aldığında diyelim iki tane çocuğu var. Malın yarısını alıp tamamen başka bir ailenin inisiyatifine havale edecek, vesile olacak bir kişi nazarıyla bakmaz. O şefkate endişe ve hiddet karışmaz. Tam tersine onun kısmen mirastan hissesi var. Erkeğin yarısı kadar da olsa bir hissesi var. Ama bu o kadın üzerine, o kız çocuğu üzerine gerek pederin, gerek evin içindeki diğer erkek unsurların, kız erkek kardeşlerin şefkatine ve vesilesine, merhametine vesile olacak bir hususiyettir. Hem kardeşinden rekabetsiz, hasetsiz bir merhamet ve himayet görür. Kardeşi ona hanedanımızın yarısını bozacak ve malımızın mühim bir kısmını ellerin eline verecek bir rakip nazarıyla bakmaz. O merhamete ve himayete bir kin, bir ihbirar, bir gücenme, bir gönül kırıklığı katmaz. Şu halde fıtraten nazik, nazenin ve hılkaten zayıfe ve nahife kız, yani himayeye çok muhtaç, yaratılış itibariyle nazik ve hılkaten de zayıf yaratılmış, nahif yaratılmış bir kız çocuğu sureten az bir şey kaybeder. Fakat ona bedel ekaribin şefkatinden akrabalarının ki bu en yakın akrabaları babasıyla erkek kardeşleri onların şefkatinden merhametinden tükenmez bir servet kazanır. Yoksa rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek ona merhamet değil, şiddet bir zulümdür. Şimdiki medeniyetin eşit taksimatı normalde bu fıtrat tabanlı bakış açısına, Kur'an'ın bu düsturuna zıt bir tablosu var. Belki zaman-ı cahiliyette gayret-i vahşiyaneye binaen kızlarını sağ olarak defnetmek gibi gaddarane bir zulmü andıracak şu zamanın hırs-ı vahşiyanesi merhametsiz bir şenaate yol açmak ihtimali var. Maalesef bugün hakikaten bu miras kavgaları yüzünden çok büyük anlaşmazlıkların ve kan dökülmelerine varacak boyutta tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Yani asr-ı saadetten önce o karanlık cahiliye döneminde kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek kadar böyle ciddi ahlaksız tavırlar sergileniyordu. İslamiyet geldi bir hayat nizamı olarak o kız çocuklarının elinden tuttu.
Yani bugün bakın buradaki söylenen konu Anadolu'nun birçok yerinde, özellikle Karadeniz bölgesinde kız çocuklarına hala mirastan o bir hisseyi bile vermemek için babalar ellerinden geleni yaparlar. Bu insanların fıtratında olan bir şeydir. Yani kendilerinin çalışarak, çabalayarak bir araya getirdikleri bir serveti elin oğluna yedirmek gibi bir mana telakki ediyorlar. İslam bu fıtrata muvafık olarak, bu anlayışa, bu idrake muvafık olarak kız çocuğuna yarım hisseyi verirken haddi zatla bu adaletsiz de değil diyor üstadımız. Çünkü sonuçta o kız çocuğu bir erkek çocuğuna vararak evlenecek. O erkek bulunduğu aileden iki hisse alarak gelen birisi. Bakıldığında zahiren bir kayıp yok. Ama kız çocuğu ne yapılıyor burada? Malı alıp dışarı götüren bir unsur gözüyle bakılmıyor. Tam tersine şefkate ve merhamete, o zayıf, naif fıtratı itibariyle çok muhtaç olan kardeşe bu bakış açısını tesis eden gerek adalet boyutunda gerekse merhamet boyutunda hikmetleri var. Bunun gibi bütün ahkam-ı Kur'aniye Estağfirullah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin fermanını tasdik ediyorlar. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a hitaben Cenab-ı Hak diyor ki Habibim ya Muhammed biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Bakın şimdi hukuk sisteminde nafakayla da ilgili birçok tartışmalar var. Burada Hazreti Üstad bu şey anlattı. Kız çocuğuyla erkek çocuğun arasındaki hisse farklılığını anlattı. İslam hukukunda nafaka, kadın için nafaka, iddet müddeti kadardır. Boşandıktan sonraki 3 aylık süre içindir. Yoksa adam kısa bir müddet evli kaldığı bir kadına ömrü boyunca nafaka ödemek zorunda değildir İslam hukukuna göre. Ama şimdiki hukukta bakıyorsunuz, belki 3 ay, 5 ay, 1 yıl, birkaç yıl evli kalmış. Ama o evliliğin arkasından boşanma meydana gelmiş. Ve o erkek tamamen artık kendisine yabancı bir kadına ömrü billah nafaka ödemek yükümlülüğünde. Ve bunun doğurduğu bir takım maalesef kötü tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Fıtrata muhalif hareket ettikçe bu tip savrulmaları yaşamamız da kaçınılmaz. Dolayısıyla ayet-i kerime bakın ne dedi burada? Habibim ya Muhammed biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Şimdi Kur'an'ın getirdiği bu hükümlerde bir nevi adaletsizlik varmış gibi, haşa merhametsizlik varmış gibi değerlendirmek tam tersine adaletsizliğe ve merhametsizliğe sebebiyet veren birer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncü mebhas yine bununla ilgili bir başka konu bu sefer. Feli ümmihi südüs. Ayet-i kerime bu da. Diyor ki anneler mirastan altıda bir hisse alırlar. İşte mimsiz medeniyet nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böylece haksızlığa sebep oluyor. Öyle de valide hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli haksızlık ediyor. Şimdi sen kız çocuğuna kalkıyorsun. İslam hukukuna göre olmayan bir hakkı veriyorsun. Ve bunu da merhamet adına yapıyorsun. Bu sefer dönüyorsun. Bir insan tasavvur edin. Vefat etmiş. Ecel gelmiş. Ömrü yetmiş. Vade bitmiş. Ölmüş. Ama annesi hayatta. Annesine mirastan hisse vermiyorsun. Bizim şimdiki hukuk sistemimizde, beşeri hukukta zümre sistemi var kardeşler. Zümre sistemi dediğiniz bir kişinin furuundan ibarettir. Yani şimdi bir insan, onun hanımı var, çocukları var ve çocuklarının çocukları var. Bunlar zümre kabul ediyor. Birinci zümre. İkinci zümre nedir? Bu sefer babasının çocukları ve oradaki şemsiyeyi düşünün. Babasının çocukları dediğiniz zaman kimler giriyor bu sefer devreye? Ölen kişinin çocuklarının teyzeleri, dayıları devreye giriyor veya halaları, amcaları devreye giriyor. Üçüncü zümre bu sefer dedelerinden intikalle gelen şeyler, dedelerinin babasından gelen şeyler. Şimdi birinci zümrede mirasçı varsa şimdiki hukukta, ikinci zümredekiler mirastan hiçbir hak alamıyorlar. Şimdi birinci zümre kim? Ölen kişinin çocukları. İkinci zümrede kim var? Annesi babası var. Yani ölen bir çocuğun
annesi babası o mirastan hisse alamıyor şimdiki hukukta. Ama Kur'an bize ne diyor? Feli ümmehis südüs tabir ediyor bak. Annelerin diyor, annelerin altıda bir hakkı var. Babaların da öyledir. İslam hukukunda miras, şimdiki bu zümre sistemi gibi bir sisteme tabi değil. Ashab-ı ferais tabir edilen İslam hukukunda, Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde tek tek şahıslar üzerinden hareketle kimin ne kadar hisse alacağı bellidir. İslam hukukunda mirasın sebebi, 3 tane sebep var. Bir, nikah sebebiyle mirasa bir insan hak sahibi olabilir. Evlenmiştir, karısı kocasına varis olur. İki, nesep itibariyle olur, nesep. Nasıl? İşte annesinin mirasında hakkı vardır, babasının mirasında, çocuğun mirasında hakkı vardır, çocuklarının vardır. Ne bileyim, işte amca çocuklarının durumuna göre, yani zevile, ham tabir edilen, ta uzak akrabalara kadar değişik boyutlarda mirasa hissedar olabilirler. Üçüncü miras sebebi ise vela sebebiyledir. Vela da tabii kölelik olduğu zaman kurulan bir sistem bu. Bir insan köleyi azat ederse o kölesinin bir nevi pederi hükmündedir. Onun ölürse azat ettiği kişi, kendisinden önce ölürse ona varis olur. Çocuğu gibidir çünkü o. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu öyle bir mirasçılıktır ki sizin kendi nesebi mirasçılığınızdan da hiçbir farkı yoktur. Bir de başka bir vela dediğimiz Hanefilerde geçerli olan bir sistem daha var. Bir özel sözleşmeyle tesis edilen bir miras hukuku. Onun burada şeyimiz yok şimdi. Bu ashab-ı ferais kimdir dediğimizde ashab-ı ferais 12 grup insan, 12 kişi ashab-ı ferais. Bunların payları ayet-i kerimelerde ve bir kısmına göre hadis-i şeriflerde tek tek beyan edilmiştir. Kimdir dendiğine bakalım şimdi. Bir baba, iki dede, üç anne baba, bir kardeş, erkek kardeş. Bunlar erkekler. 3 tane erkek var bak. 4 kızı, 5 oğlunun kızı, 6 ana baba bir kız kardeş, 7 baba bir kız kardeş, 8 anne bir kız kardeş. Bunların her birinin ayrı ayrı hükümleri var çünkü. 9 ana, 10 nine, yani büyük anne. Bir de sebeben varis olanlar var. Onlar da karı ve koca. 12 kişi. Bu 12 kişi ashab-ı ferais tabir edilir. Bunların mirastan alacakları paylar sabittir. Bunlar payını aldıktan sonra, mesela örnek vereyim bir şey. Baba 6'da 1 alır. Baba. Ama ne şartla 6'da 1 alır? Bir veya birkaç tane oğlu varsa, ölenin bir veya birkaç oğlu varsa, o çocuğun, miras alacağı çocuğun dedesi de, yani ölen kişinin babası 6'da 1 alır. Ama ölenin kızı varsa veya kızının çocukları varsa baba 6'da 1 alır, kız alacağını aldıktan sonra kalanı da alır. Buna asabe tabir ediliyor. Çocuğu veya oğlunun çocuğu yoksa, bakın çocuğu veya oğlunun çocuğu yoksa, ölen kişinin çocuğu yok. Çocuğu var ama çocuğu da ölmüş adamın, torunu var. Bu torunu, kızının torunuysa mirastan babası onu sakıt eder. Oğlunun çocuğu bunlar yoksa mirasın baba tamamını alır. Şimdi bakın bunlar bir hüküm. Kur'an-ı Kerim'in tek tek hükmü. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki feraiz ilmini öğrenin. Benim ümmetimden ilk unutulacak şeylerden bir tanesi feraiz ilmidir. Yani feraiz ilminin bizim böyle bir devirde bir yakınımız vefat ettiği zaman şu andaki medeni hukuk emredici hukuk değildir. Yani siz sistemi kendi içinde bırakırsanız böyle taksimat yapıyor. Ama siz derseniz ki yok ben böyle taksimat yapacağım, şimdiki hukuk sistemi buna engel değildir. Dolayısıyla bu İslami hassasiyeti olan insanların miras hukukunu doğru bilip, araştırıp, bunu bilenlerden sormak suretiyle ahirette vebale girmeyecek şekilde miras taksimini yapmaları gerekir. Yani şimdi
Ha biz bu beşeri hukuk var. Efendim biz miras taksimini yapamayız denmez. Bakın ben avukatım. Bu şimdiki hukuk sistemimiz bu taksime engel değildir. Çünkü emredici değildir mevcut sistem. Siz kendi oluruna bırakırsanız o böyle taksim ediyor. Eşit taksim ediyor. Ama isterseniz bunun tamamen aksini yapabilirsiniz. Şimdiki sistem size kalkıp mirası niye böyle taksim ediyorsunuz demiyor ve demez. Hatta tamamen feragat bile edebilir. Bırakın böyle erkeğin iki hisse almasını, kızın bir hisse almasını. Mesela biz babamızı, annemizi kaybettiğimizde miras taksimini tamamen şer'i bir sistemle yaptık. Şimdi kalkıp tapu dairesi bana neden siz iki hisse alıyorsunuz, kız kardeşleriniz birer hisse alıyorsunuz demedi ve diyemez zaten. Çünkü şimdiki miras hukuku sistemi emredici değil. Siz bunu böyle yapmazsanız bu dünyada kimse size niye böyle yapmadınız demez. Ama Allah'ın emri, bakın ashab-ı ferais tabir edilirken ashab-ı ferais bu farz kökünden gelen farizanın çoğulu demektir ferais. Yani bu farz olan bir taksimdir. Siz bunu yapmazsanız ahirette mesul olursunuz. Dolayısıyla hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ya ateşe dayanacağınız kadar günah işleyin. Kimse sinenizi tutmuyor. Ama şunu adımız gibi bilelim ki Allah'ın bu hükmüyle hükmedilmezse ki bu miras ayetlerinin arkasındaki ayet-i kerime bunu amirdir. Bir tehditte bulunur. Bunun hesabını insan ahirette verir. Dolayısıyla bizim buradaki tavsiyemiz bunlara dikkat etmektir. Yani şimdi hüküm ne demek ki? Ashab-ı ferâiz dediğimiz bu 12 kişinin belirli olan payları ki bu tamamen bir vukufiyet isteyen bir taksimdir. Yani bunu normal olarak herkes yapamaz bu ashab-ı feraizi. Bu mirasın taksimini gerçekleştiremez. Bunun uzmanları var, bilen hoca efendiler var. Onlara müracaat edip öğrenmek gerekir. Ashab-ı feraizin payları verildikten sonra mirasta arta kalan kısmı, çünkü onlar sabit oranlarda alır. Bir on, altıda bir gibi, dörtte bir gibi, üçte bir gibi, yarısı gibi. Bunlar verildikten sonra geriye bir pay kalır. Bu payı paylaşanlara da asabe tabir edilir İslam hukukunda. Asabe dediğimiz kimlerdir? Oğul, baba, amcalar, erkek kardeşler, kız, oğlun kızı, ana baba bir kardeş, baba bir kız kardeş. Bunlar da asabe tabir ediliyor. Asabe. Onlar da bu mirasın belli pay sahipleri alacaklarını aldıktan sonra kalanı aynı oranlarda paylaşırlar. Bazen demek ki dediğim gibi işte mesela baba kızı varsa kız o hissesini aldıktan sonra kalanını baba alır. Çünkü baba aynı zamanda asabe sınıfındadır. Efendim ama çocuğu yoksa oğlunun çocuğu yoksa baba bu sefer kalanın hepsini alır. Çünkü baba nedir? Asabedir. Asabe demek mirasta hissesi belli olanlar, payları belli olanlar o üçte bir, dörtte bir, altıda birleri aldıktan sonra geri kalan mirası alan kişiler demektir. Peki şimdi bakıldığında dedik ki ashab-ı ferais payları belli olanlar. Asabe dediğimiz geri kalanı alanlar. Ama düşünün ki öyle bir kişi vefat edebilir ki ashab-ı feraizden kimse yoktur. Babası hayatta değildir. Çocuğu da yoktur. İşte bu dediğimiz demin ki okuduğumuz o kısımlar yoktur. Dolayısıyla asabe de yoktur. Bunlar olmayınca zevil erham tabir edilen diğer akrabalar devreye girer. Bunlar kimler? Kuzenler. Yani bir kuşak üste çıkarak şimdi hukuk sisteminde bizim üçüncü zümre dediğimiz yani dededen taksimatla gittiğimiz bizim amcalar, amcaların çocukları, şimdiki tabirle kuzen dediklerimiz bunlar bu sefer devreye girerler. Onlar mirastan hisse sahibi olurlar. Bakın kardeşler size çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Biz hukukta okurken miras hukukunda hoca bir gün dedi ki bu mirasın taksiminde dedi biz şimdi zümre sistemini kabul ettik. Birinci zümre, ikinci zümre. İşte birinci zümreyi esas tuttuğunuzda ikinci zümredekiler hisse alamıyor. Düşünün buradaki konu şimdi dersin konusu bu. Anne çocuğun mirasından o kadar
emek verdiği, dünyaya getirdiği, büyütene kadar ne çileler çektiği anne bu. Annenin yerine ne konabilir ki? Anne çocuğundan hisse alamıyor. O hoca diyordu ki, İslam hukukunun getirdiği miras taksimi, akla, vicdana, mantığa, insanın fıtratına çok daha muvafık olmasına rağmen biz eski hukukun izlerini silmek için bu şimdiki miras hukukunu kabul ettik. Yani şeyi teslim ediyor. Çünkü bu zümre sisteminde miras belli ihtimallerde o kadar alakasız insanlara gidiyor ki zümre sisteminde. Yani sen de diyorsun yani şimdi bu diğer yakınları dururken bu miras buna nasıl gidebilir? Ama sistem böyle kurgulamışsın. Onlara gidiyor miras. Ama İslam hukukundaki kişi tabanlı tanımlamalar insanın yaratılış gerçeğine çok daha uygun olandır. Tabii şimdi sonuçta bu zevil erham da yoksa bazen öyle olur ki adamın hiçbir yakın akrabası da olmaz veya vardır da bilinmiyordur. Bilinmiyorsa da sonuçta mirası siz ona veremezsiniz. En son bu miras hukuku miras terike dediğimiz mal varlığı devlete kalır. Yani beytül male kalır. Dolayısıyla biz burada bu feraizle ilgili detaylar tabii çok uzun sürer. Annenin hukuku üstüne şimdi bugünkü bu dördüncü mebhasın konusu da bu. Kur'an diyor ki annelere altıda bir feli ümmihi südüs, es südüs. Onlara altıda bir hisse var. İşte mimsiz medeniyet. Nasıl kız hakkında hakkından fazla hak verdiğinden böyle haksızlığa sebebiyet olur? Sen tutuyorsun kızla erkeği birbirine eşit yapıyorsun. Halbuki İslam hukukunda nedir? Kız bir hisse alacak, erkek iki hisse alacak. Usul bu. Öyle de valide hakkında hakkını kesmekle daha dehşetli haksızlık ediyor. Evet, rahmet-i Rabbaniye'nin en hürmetli, en halavetli, en tatlı annenin merhametini tanımlıyor şimdi. Rahmet-i İlahiye'nin en hürmetli, en saygıya layık, en halavetli, en tatlı, en latif, en şirin bir cilvesi olan şefkat-ı valide, annelerin şefkati, hakaik-i kainat içinde en muhterem, en mükerrem bir hakikattir. Annenin şefkatinin yerini ne tutabilir? Annelerin hakikati nasıl bir latif bir hakikattir tasavvur edelim. Ve valide en kerim, en rahim, öyle bir fedakar dosttur ki o şefkat sayıkasıyla bir valide bütün dünyasını ve hayatını ve rahatını velide için feda eder. Onun için bu bizim söyleyişlerimize girmiştir, değil mi? Ana gibi yar olmaz, işte Bağdat gibi diyar olmaz. İşte ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Annelerle ilgili ne söylense haktır, hakikattir. Hatta valideliğin en basit ve en edna derecesinde olan korkak tavuk, o şefkatin küçücük bir lemhasıyla yavrusunu müdafaa için ite atılır, aslana saldırır. Sıkıysa git sen o kurt tavuğun civcivine bir ilişmeye çalış bakalım. O korkak tavuk aslan kesilir. Annelik şefkati böyle bir şey. Anne, anne bu. İşte böyle muhterem ve muazzez bir hakikati taşıyan bir valideyi veledinin malından mahrum etmek, o muhterem hakikate karşı ne kadar dehşetli bir haksızlık, ne derece vahşetli bir hürmetsizlik, ne mertebe cinayetli bir hakaret annelerin hukukuna karşı ve arş-ı rahmeti titreten oğlu ölmüş, çoluk çocuğu, işte sonradan evlendiği hanımı, o kadının saçını süpürge yaparak yetiştirdiği çocuğun terekesinden anneye bir kuruş bile vermeyen bir sistem var karşımızda. Arşı titreten bir küfran-ı nimet. Anne ki o çocuğu için her şeyini feda eder. Ede gelmiş. Bakın çocuk kaç yaşına gelirse gelsin, annelerin nazarında çocuklar hep çocuktur. Bir pir-i fani bile olsa
o annenin nazarında o kişi bir çocuk mesabesindedir. Sen böyle bir anneye karşı küfran nimette bulunup çocuğun mirasından onu mahrum etmek nasıl bir cinayettir? Ve hayatı içtimaiyeyi beşeriyenin, şu insanların sosyal hayatının gayet parlak ve nafi bir tiryaka bir zehir katmak olduğunu, insaniyetperverlik iddia eden insan canavarları anlamazlarsa elbette hakiki insanlar anlarlar. Kur'an-ı Hakim'in feli ümmihi sülüs, annelerin altıda bir hakkı var hükmünü aynı hak ve mahz adalet olduğunu bilirler. Rabbim bizleri o hukuka riayet eden kimselerden eylesin. Annesi babası hayatta olup da onların vasıtasıyla cenneti kazanamayanlara yazıklar olsun diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlar nasıl bir nimettir, nasıl bir hakikattir? Ya o çocuk vefat ettiğinde annenin o çocuğa verdiği emeği bir tasavvur edelim. O yeri doldurulamaz, bedeli ödenemez. O kahramanlıktan, anneyi mirastan mahrum etmek arş-ı rahmeti titreten bir küfran-ı nimettir diyor üstadımız. Burada bizim dikkat edeceğimiz nedir kardeşler? Özet olarak toparlarsak, şimdiki miras hukukunun emredici bir hukuk sistemi olmadığını, rahatlıkla İslam hukukuna göre miras taksiminin yapılabileceğini ve bu hassasiyeti korumanın herkesin boynunun borcu olduğunu buradan bir kez daha hatırlatarak derse bitirelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Masalavatı.